Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Erdoğan, eşi karantina sürecinde İstanbul'dalar. Bir yandan da hem Ankara hem İstanbul'da soruşturmalar açıldı. Çünkü sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yapıldı. Detayları muhabirimiz Burçak Bozkuş'tan öğrenelim. Burçak. Meltem, günaydın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan karantinalarının ikinci gününde Kısıklı'daki konutlarında geçiriyorlar. Biz de kameraman arkadaşım Caner Emre Kınacı ile birlikte o noktadayız ve sıcak bir son dakika gelişmesiyle başlayalım yayınımıza. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşiyle birlikte koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları bir soruşturma başlatmıştı. Sosyal medyadan suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resmen soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı ve o soruşturma kapsamında da bugün Pınar Ö adlı bir kişi Bağcılar'da gözaltına alındı. Hemen tekrar edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen Pınar Ö adlı kişi Bağcılar'da gözaltına alındı. Dün saatleri 15.15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu ve bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omikron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evden devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz mesajı yayınlamıştı. Eşi Emine Erdoğan da ardından bir paylaşım yapmıştı ve o paylaşımların ardından da sosyal medyadan da geçmiş olsun mesajları ardı ardına geldi. Bakanlardan geldi, muhalefetten, Türkiye'den hatta dünyadan birçok geçmiş olsun mesajı ardı ardına yayınlandı. Aslında sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığımız o paylaşım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Kendisine ve eşine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşine geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra sağlık durumları iyi, çalışmalarını aksatmayacak kadar sağlık durumları iyi paylaşımı yapmıştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da. Dediğimiz gibi geçmiş olsun dilekleri, mesajları ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyasından gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür etti ve son olarak da ülkemizin dört bir yanında görev yapan belediye başkanlarımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza, muhtarlarımıza iletmiş oldukları geçmiş olsun mesajlarından dolayı eşim Emine Hanım ve şahsım adına teşekkür ediyorum paylaşımını yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aslında dün bir Zonguldak ziyareti vardı. O ziyarete Vahdettin Köşkü'nden telekonferans yoluyla katıldı ve orada soğuk algını sebebiyle gelemediğini söylemişti. Ancak bu konferans katılımından kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından testlerinin pozitif çıktığı açıklaması geldi. Dediğimiz gibi Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları da soruşturma başlattı. Soruşturma devam ediyor ve o soruşturma kapsamında da bir kişinin Bağcılar'da gözaltına alındığını söyleyelim Meltem ve sözü Kısıklı'dan yeniden sana bırakalım.